Merhaba arkadaşlar 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları ile birlikteyiz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim pdf'yi açıklama kısmından alabilirsiniz. İlk önce kendiniz çözün daha sonra arkadaşlar benim çözümlerime bakabilirsiniz. Evet ben ee, bu yazılı sorularını direkt ekolojiden hazırladım arkadaşlar. Kalıtımı falan katmadım. Ekoloji biraz daha uzun bize biraz daha diğerlerine göre keyif verecek. O yüzden sadece ekoloji konusundan hazırladım. Haberiniz olsun. Birinci soruda diyor ki aynı türden canlıların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa ne denir? Tabii ki arkadaşlar ne deniliyordu? Popülasyon değil mi? Cevabımız popülasyon olacak. İkinci soruda canlılar ve çevrenin oluşturduğu ekolojik birim nedir diye soruyor. Arkadaşlar canlılar ve çevrenin oluşturduğu ekolojik birim ekosistemdir. Ekosistem. Üçüncü soru bir canlının doğal yaşamını sürdürdüğü alana ne denir diyor. Arkadaşlar biz buna da habitat diyoruz. Habitat. Dördüncü soru. Canlının yaşadığı çayır, orman gibi özel habitatlara nokta nokta denir. Arkadaşlar buna da biyotop diyoruz. Biyotop. Özel habitat alanlarıdır, çayırdır, ormandır bu gibi alanlardır. Bir canlının ekosistemde yürüttüğü faaliyetlere ne denir arkadaşlar? Bir canlının işi yani ekolojik niş denir. Ekolojik niş denir. Altıncı sorumuz kendi besinini kendi üreten canlılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki ototrof diyoruz değil mi? Ototrof. Besinini hazır alan canlılara ne diyoruz arkadaşlar? Heterotrof diyoruz. Heterotrof. Sekizinci soru fotosentez yapan canlılara nokta nokta kemosentez yapan canlılara nokta nokta denir. Arkadaşlar bir canlı fotosentez yapıyorsa biz buna fotoototrof. Fotoototrof. Kemosentez yapıyorsa da kemo ototrof diyoruz. Dokuzuncu soru. Farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa ne denir diye soruyor. Arkadaşlar bakın aynı türden canlılar bir araya gelerek popülasyon oluşturuyor. Popülasyonlar bir araya gelerek de neyi oluşturur? Komüniteyi oluşturur. Komünite. Onuncu soru. Beslenme basamaklarında yer alan canlıların toplam organik madde tane. biz ne diyoruz arkadaşlar? Biyo kütle diyoruz biyokütle 11. soru üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim artar mı azalır mı bunu söyle Arkadaşlar üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim artar yani Bizler bakın Bizler dördüncü tüketici basamağında yer alıyoruz insanlar ya da üçüncü tüketici arkadaşlar ee, Bitkilerden bize doğru geldikçe biyolojik birikim artar yani zehir oranı bizlerde daha fazladır haberiniz olsun Sadece sınırları belli bir coğrafik alanda yetişebilen başka alanlarda bulunmayan türlere biz ne diyoruz Tabii ki endemik tür diyoruz Ülkemiz de endemik tür açısından oldukça zengindir arkadaşlar Yaklaşık e, 3000 sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3000 tane sadece bitki olarak endemik tür bulunur Bunu da söylemiş olalım Gelelim klasik sorulara çok fazla klasik sorumuz yok 4 tane var Birinci soru diyor ki besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe değişen özellikleri yazınız yazalım arkadaşlar Şöyle üreticiden tüketiciye doğru derken besin piramidine bakacağız Şimdi en altta ne var en altta üreticiler var Sonra arkadaşlar birinci tüketici sonra ikinci tüketici üçüncü tüketici şeklinde gidiyor bu şekilde İşte otçullar etçiller hepçiller şeklinde düşünebilirsiniz Şimdi biz üreticiden tüketiciye doğru gidilirken yani yukarıya doğru çıkılırken neler değişiyor bakalım. Bir kere kütle ne olacak? Azalacak. Arkadaşlar biyokütle kütle üreticilerde daha fazladır. Gittikçe azalır. Biyolojik birikim yani zehir madde miktarı, zehirli madde miktarı artar. Yukarı doğru çıkıldıkça zehirli madde birikimi artıyor. Canlıların vücut büyüklüğü genellikle artar arkadaşlar. Canlıların vücut büyüklüğü genellikle ne yapıyor artıyor ama genellikle diyorum bakın ee, kesinlikle söylemiyorum ee, canların çeşitliliği veya birey sayısı diyebiliriz birey sayısı genelde azalır arkadaşlar birey sayısı genel olarak azalır diyebiliriz pardon gitti heh. birey sayısı azalır diyebiliriz daha sonra başka hangi özellikten bahsedebiliriz mesela heh aktarılan enerji aktarılan enerji azalır arkadaşlar. Azalır. Bunun gibi özellikleri söyleyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki azot döngüsünü açıklayınız. Hemen açıklayalım. Şurayı sileyim. Arkadaşlar azot döngüsü bizim için madde döngüleri içerisinde en önemlisidir diyebiliriz. Soru değeri açısından çok çok önemlidir bakın. Azot döngüsü şöyle gerçekleşiyor. Şimdi havada azot var. N2 bunu bitkiler direkt olarak toprağa bağlayamıyorlar. Dolayısıyla bunu nasıl bağlamaları gerekiyor? Bazı yollar var. Bunlardan bazıları şöyledir arkadaşlar. Bu N2 azotunu toprağa şöyle bağlayabilir. Baklaginlerin köklerinde yaşayan rizobium bakterileri. Rizobium bakterileri bunları toprağa bağlayabilir ve topraktan baklagiller alabilirler. Ya da yıldırım şimşek yoluyla. Yıldırım şimşek Bunlar da ne yapıyor arkadaşlar hava olayları bunlar yine toprağa azot bağlanmasını sağlıyor bir de bakın bir de şöyle bir durum var diyelim ki bizim bitkimiz var şurada hayvanlar var hayvanlar şurada da ayrıştırıcılar var ayrıştırıcı arkadaşlar bitki ne üretiyor besin hayvana veriyor bitki atıklarını kime veriyor ayrıştırıcıya veriyor. Hayvan arkadaşlar atıklarını kime verir? Ayrıştırıcıya verir. Peki nasıl olacak bu durum? Hayvanlar ve bitkiler protein protein atıkları oluşturacaklar. Protein ve organik atıkta diyebiliriz. Daha sonra bu arada bu şu kısım önceki şeyden kalmış slide'dan. Şöyle sileyim arkadaşlar. Burası bizi ilgilendirmiyor. Bu protein atıklarını bakın protein atıklarını Ayrıştırıcılar gelecek ve bunu neye dönüştürecekler? NH3'ü yani amonyağa dönüştürecekler arkadaşlar. Daha sonra bu amonyağı da nitrit bakterileri gelip nitrite dönüştürecek, NO2'ye dönüştürecek. Daha sonra bu nitriti de arkadaşlar nitrat bakterileri gelip NO3 yani nitrata dönüştürecek ve bunu toprağa bağlamış olacak. Bu şekilde toprağa bağlayarak kim alacak bunu arkadaşlar? Bitkiler alacak, fotosentez yaparak tekrardan döngüyü sağlayacak. Şimdi bu olay, bakın şuradaki e, nitrit ve nitrat'a dönüşüm olayı, şuradaki olay nitrifikasyon olayıdır. Nitrifikasyon ve nitrifikasyon olayında bakteriler görevlidir, kemosentez yapan bakteriler görevlidir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım, unutmayın. Nitrifikasyonda kemosentez yapan bakteriler görevlidir. Peki. Durumun tam tersi olsaydı. Yani buradaki NO3 toprağa bağlanmayıp bitkinin almasından ziyade atmosfere verilseydi. Buradaki NO3'ü ben atmosfere verirsem. Şöyle yaparsam. Ne olur arkadaşlar? Bu olayı da biz denitrifikasyon diyoruz. Denitrifikasyon. Eğer toprağa bağlıyorsak nitrifikasyon. Topraktan az atmosfere veriyorsak denitrifikasyon diyoruz. Bunu da unutmayın. Evet gelelim. Diğer sorumuza diyor ki ekosistemdeki biyotik ve abiyotik faktörleri yazınız. Yine şurayı şöyle bir sileyim ben. Arkadaşlar ekosistemde biyotik faktör dediği canlı faktörlerdir. Abiyotik faktörler ise cansız faktörlerdir. Hemen yazalım bakın. Biyotik faktörlerimiz ve abiyotik faktörlerimiz. Arkadaşlar biyotik faktörler nelerdir? Üreticiler, canlı faktörler değil mi? Tüketiciler, tüketici ve ayrıştırıcılardır ayrıştırıcı. Abiyotik faktörler ise cansız olan her şey gelsin aklınıza. Mesela su, ışık, mineral madde, mineral. Daha sonra toprak, toprak. Başka ne olabilir arkadaşlar? E, abiyotik faktör olarak Toprağı yazdık, mineral, ışık yazdık, su yazdık. Mesela ışık yerine güneş de yazabilir arkadaşlar. Bu şekilde biz abiyotik faktörleri de sıralamış oluyoruz. Genel olarak bunları söyleyeceğiz. Böylece klasik sorularımızı da bitirmiş olduk. Şimdi test sorularına geçelim. Bazı hocalarınız direkt son sınavı test yapabiliyor. O yüzden test sorularına daha çok ağırlık verdim. Şöyle. Şimdi ben soru sayılarını yazmadım teker teker birlikte yazarak gidelim. Şöyle bir diyelim bu soruya. Diyor ki aynı ekosistemde bulunan canlılardan heterotrof ve ototrof beslenenler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ototrof beslenenler kendi besini kendi süreten yani bitkiler olacak arkadaşlar. Bakıyorum bakın kedi nedir? Heterotroftur değil mi? Fare heterotroftur, insan heterotroftur, kene heterotroftur. Ama küsküt otu bir bitkidir ve ototroftur arkadaşlar. 4 numarayı ototrofa yazacağız. Geriye kalanları da heterotrofa yazacağız. Cevabımız denizli şıkkı olur. İkinci soruya geçelim. Yan yan gidelim şöyle yan yana. Avlanmanın serbest olduğu dönemde balıkçıların Karadeniz'den avladıkları tonlarca hamsi balığı ekolojide hangi topluluğa karşılık gelir? Bakın hamsi balığı türü belli mi belli. Aynı türe ait canlı topluluğuysa biz buna ne diyoruz? Popülasyon diyoruz. Komünite farklı popülasyonların birleşmesi, habitat bir türün yaşadığı yaşam alanıdır. Ekolojik niş de arkadaşlar canlının yaptığı iştir. Doğada yaptığı iştir. Gelelim üçüncü sorumuza. 3. Üç. Diyor ki abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın ekosistemde değişmesi. Canlılarda davranışlarının hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? Göç etmeyi ortaya çıkarıyor mu? Evet. Arkadaşlar mesela kuşlar kışın e, sıcak yerlere göç ederler. O yüzden bu etki eder. Kış uykusuna etki eder mi? Evet kış gün kış uykusuna, yaz uykusuna yatan canlılar vardır. Aktif harekete pek bir etkisi yoktur arkadaşlar. Ee, ama aslında sıcaklık için şöyle düşünebilirsiniz. Sıcaklık arttığı zaman ne yapıyor canlı? Aktif olarak hareket ediyor ve yerini değiştiriyor. Ama bunu sadece aktif hareket edebilen canlılar için söyleyebiliriz. Mesela bitkiler bunu yapmaz. O yüzden aktif hareketi almıyorum. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki şekilde dördüncü soru ekolojik terimler büyüklük büyüklük bakımından sıralanmıştır. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar en içe popülasyon yazmış. Popülasyonların bir araya gelmesiyle ne oluşur? Komünite. Komünitelere bir de cansız çevreyi eklersek ne olur? Ekosistem olur. Ekosistem. Yazamadım şöyle. Ekosistem olacak. Y. Z ise arkadaşlar biosfer olur. Biosfer. Biyosfer ne bu arada? Biyosfer yeryüzünde canlıların yaşadığı tabakadır arkadaşlar. Canlı tabakadır. Buna göre diyor hangileri doğrudur? X diyor belirli bölgede yaşayan tüm popülasyonların oluşturduğu komünitedir. Evet X için komite dedik doğru. Y belirli bölgede yaşayan canlılar ve cansız çevreden oluşan biyosferdir. Arkadaşlar Y için ne dedik? Ekosistem dedik. Bu yanlış. Z Yeryüzündeki canlıların yaşadığı tabaka ekosistemdir. Hayır. Z'ye de biyosfer dedik. Ters vermiş bunları. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız bir aşık olur. Kaçıncı sorumuzdu? Dördüncü sorumuzda gelelim beşinci sorumuza. Diyor ki verilenlerden hangileri komünite örneğidir? Komünite örneği olabilmesi için farklı tür olması lazım. Beyşehir gölündeki aynalı sazan balıkları. Arkadaşlar aynalı sazan aynı tür vermiş. Bunlar popülasyon örneğidir. Şanlıurfa, Suruç'taki kelaynak kuşları bakın aynı türleri vermiş. Yine popülasyondur. Sahra çölündeki yılanlar. Yılanlar derken tüm yılanları almış. Çıngıraklı yılan, başka yılan. O yüzden hangisi komünite olacak? Yalnız üç komünite olur. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki bir ekosistemde canlıların üstlendiği göreve ekolojik niş denir. Bir canlının ekolojik nişinin belirlenmesinde hangileri kullanılır? Arkadaşlar ekolojik nişi ortamda yaptığı iş anlamında kullanacağız. Solunumda enerji üretmesi. Şimdi solunumda bütün canlılar enerji üretiyor zaten. O yüzden bu belirli bir işi yaptığını belirtmez. Bu gider. Besinini büyük katı parçalar halinde alması. Büyük katı parçalar halinde alıyorsa biz buna ne deriz? Ya bitkiyle besleniyordur herbivor deriz. Ya hayvanla besleniyor ya etle besleniyordur. İşte karnivor deriz. O yüzden bu belirler. İnorganik maddelerden organik madde sentezlemesi bu da ototrof canlılardır değil mi? Ototrof bu da işini belirliyor. Hangileri kullanılır derken cevabımız denizli şıkkı oldu. Bu kaçta 6 idi? Gelelim 7. sorumuza. Şöyle 7 yazalım. Diyor ki belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Bu tanımlamaya göre verilenlerden hangileri doğrudur? Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir. Doğru arkadaşlar. Mesela bunun en iyi örneği biziz. Başka popülasyonlarla aynı bölgeyi paylaşmıyor muyuz? Paylaşıyoruz. Doğru. Popülasyondaki tüm bireylerin genetik yapıları farklı olmak zorundadır. Arkadaşlar mesela aslında düşünebiliriz bunu. Bir dursun bakalım. Bir popülasyondan ayrılan bireyler farklı bir yerde popülasyon oluşturabilirler. Popülasyon oluşturup oluşturabilmek için belli bir sayı yok. 2'dir, üçtür. hani aynı türden olan bireyler bir araya gelip popülasyon oluşturabilirler arkadaşlar. Doğrudur. Bence 2'ydi doğru alacağız. Çünkü genetik yapıları birbirinden farklı olur. Sonuçta biz de insan popülasyonunu oluşturuyoruz ama genetik yapılarımız birbirinden farklıdır. Burada tek yumurta ikizlerini katarsak eğer zorundadır demesini Almam ama tek yumurta ikizlerini katmazsak arkadaşlar bu da doğru olur. Ben doğru olarak kabul edeceğim. Cevabımız E şıkkı olur. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. 8 soru. Diyor ki ayrıştırıcılarla ilgili hangileri doğrudur? Organik atıkları hücre dışında sindirir. Doğru arkadaşlar. Ayrıştırıcılar sindirim enzimlerini dışarıya gönderir ve organik atıkları sindirir. Bu doğrudur. Canlı dokularında biriken kimyasal maddeleri yeniden kullanabilir hale getirir. Şimdi bizler... Öldüğümüz zaman vücudumuzda biriken maddeler arkadaşlar ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılarak yeniden doğaya kazandırılır. Dolayısıyla yeniden kullanılabilir hale getirilir. Doğrudur. Yaşam için gerekli olan karbon, azot gibi elementlerin devamlılığını sağlar. Zaten temel amacı budur. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur. Gelelim 9. sorumuza. Diyor ki biyom, ekosistem, komünite ve ekosfer. Yukarıda verilen ekolojik birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışını istemiş. Arkadaşlar burada en küçük olan hangisi komünitedir değil mi? 3 başlayacağız. Şöyle 3 diyeceğiz. Sonra komünitenin bir de e, cansız çevreyle birleşmesi sonucunda ne oluşur arkadaşlar? Ekosistem oluşur. 3-2 şeklinde gidecek. Sonra biyom gelir biyomlar mesela çöl biyomu, tundra biyomu gibi biyomlar vardır arkadaşlar. Küçük kara parçalarıdır veya sucul e, parçalardır. Sonra bu gelecek. En sonda ne olur? Ekosfer 3, 2, 1, 4 şeklinde olacak. 3, 2, 1, 4 yani cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim 10. sorumuza. Şekilde kara ekosistemindeki bir besin zinciri gösterilmektedir. Diyor bu besin zinciri ile ilgili hangileri doğrudur? Diyor ki Kartal besin ağındaki tüm canlılarla beslenebilir. Şimdi arkadaşlar kartal kimle besleniyor? Bakın yılanla besleniyor. Eğer tüm canlılarla beslenebiliyor olsaydı fareden de kartala ok giderdi. Buradaki çekirgeden de kartala ok giderdi. Ama böyle bir durum olmadığı için bir numara yanlıştır. Fare sayısı artarsa yılan sayısı da artar. Şimdi yılanlar farelerle besleniyor. Fare artarsa ne olur? Yılan da artar. Doğru. Yılan sayısı azalırsa çekirge sayısı azalır. Şimdi yılanın azaldığını varsayalım. Yılan azalırsa fare ne olur? Artar. Fare arttığı için çekirge ile besleniyor. Bu yüzden de çekirge sayısını azaltır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Çekirge sayısı artarsa kartal sayısı bundan etkilenmez. Arkadaşlar çekirge artarsa fare artar. Fare artarsa yılan artar. Yılan artarsa kartal artar. Dolayısıyla etkilenmez demesi yanlış olur. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 bursa şıkkı olur. 11. sorumuza geçelim. Diyor ki hem ototrof hem de heterotrof beslenme şekli gösteren böcekçil bitki ve öglena için. Şimdi ikisi de arkadaşlar hem ototrof hem de heterotrof beslenen canlılar. Diyor ki hangileri ortaktır? Kloroplast organeli bulundurma ikisinde de ortak. İkisi de ökaryottur ve fotosentez yaptıkları için kloroplastı bulundururlar. Hücre dışı sindirim yapma. Arkadaşlar hücre dışı sindirim yapma sadece böcekçi bitkiler için geçerlidir. Öglena bunu yapamaz. Dışarıdan organik besin alma, e, dışarıdan organik besin alma ikisi için de geçerlidir. Bakın böcekçi bitki azot ihtiyacını karşılamak için organik besin alır. Öglena da fotosentez yapamadığı zamanlarda organik besin alır. Bu da ortaktır. Cevabımız 1 ve 3 denizli şıkkı olur. Gelelim 12. sorumuza. Şöyle 12 yazalım. Yukarıda verilen besin piramidinde son tüketiciden üretici organizmaya doğru gidildikçe vücut büyüklüğü ve canlı sayısındaki değişim. Arkadaşlar bakın son tüketiciden yani üçüncü tüketiciden aşağı doğru geleceğiz. Üreticiye doğru. Vücut büyüklüğü ne olur? Azalır. Hani ben az önce söylerken dedim ki genellikle yukarı doğru çıktıkça artıyor. O zaman vücut büyüklüğü ne yapacak? Azalacak. Canlı sayısı da arkadaşlar artacak. Dolayısıyla azalır artar olacak cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 13. sorumuza. Canların birbirini yediği besinlerle birlikte alınan zehirler piramitte birbirini izleyen basamaklarda yukarı doğru gidildikçe artış gösterir. Bu olaya biyolojik birikim denir. Buna göre dokularda biriken zehirli madde miktarının en fazla olduğu basamak. Arkadaşlar en üst basamakta en fazla zehirli madde birikir. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Şimdi 5'i neden almayacağız? Çünkü 5 zaten bunları ayrıştırıyor. Dolayısıyla kendi vücuduna almıyor arkadaşlar. Toprağa katıyor. O yüzden 5 numarayı almayız. Gelelim. Kaçıncı soruydu bu bu arada? 13'te 14'e geçiyoruz. 14. Hayvansal plankton sayısının azaldığı bir ortamda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez? Şimdi arkadaşlar, hayvansal plankton azalıyorsa ne olur? Bitkisel plankton artar. Küçük balık azalır. Ton balığı bundan etkilenir, yine insanlar da bundan etkilenir. Diyor ki küçük balık sayısı azalır. Doğru. Ototrof canlı sayısı artar yani bitkisel plankton artar doğru. Bitkisel planktonlar azalır demiş hayır bitkisel planktonlar için artar dedik yanlış. Ton balıkları olumsuz etkilenir evet. İnsanların tüketebileceği balık miktarı azalabilir. Ton balığı azaldığı için küçük balıklar azaldığı için azalır arkadaşlar doğrudur cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim 15. soruya. Diyor ki ekosistemlerle ilgili hangileri doğrudur? Canlı ve cansız üyeler bir arada bulunur. Bu doğrudur arkadaşlar. Ekosistemde yer alan canlılar arasında madde ve enerji akışı vardır. Evet. Cansız etkenler canlı sayısını belirler. Bu da doğrudur. Cansız etkenler çünkü canlı sayısını etkiliyor. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. 16. Yukarıda 3 farklı besin piramidi verilmiştir. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Piramidin ilk halkası her zaman üreticiler oluşturur. Bakıyorum arkadaşlar bitkiler bitkiler bitkisel plankton. Evet doğrudur her zaman üretici oluşturur. Ayrıştırıcılar her basamakta görev yapar. Evet ayrıştırıcılar her basamakta doğru. İnsan besin piramidinin farklı basamaklarında yer alabilir. Bakın birincisinde ikinci basamakta, ikinci de üçüncü basamakta, üçüncü de beşinci basamakta o zaman yer alabilir. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur. 17. sorumuza gelelim diyor ki bir ekosistemde gibi faktörlerden hangilerinin etkisinin insanlar tarafından artırılması besin zincirinin halkalarını oluşturan canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir. İklim şartları, besin miktarı, avcı sayısı, tarım ilaçları. İnsanlar tarafından artır şimdi iklim şartlarının insanlar tarafından artırılması Arkadaşlar yani değiştirilmesi besin zincirini etkiler değil mi? Dolayısıyla besin zincirini azaltabilir de artırabilir de dolayısıyla bunu kabul edeceğim. Besin miktarının artırılması arkadaşlar oradaki canlıları ne yapacak? Artıracak, azaltmayacak. Bu gitti. Avcı sayısını ne yapar şimdi? E, avcı sayısını artırdığımız zaman insanlar tarafından He. Avcı sayısını artırırsak arkadaşlar ne olacak? Ee, diğer canlıları azaltacak değil mi? Çünkü avları azaltacak. Dolayısıyla bu da bu olur. Tarım ilaçlarına baktığımız zaman tarım ilaçlarını artırırsak arkadaşlar, bu da etkiler. Diğer e, canlıların sayısını azaltabilir. Bu da etkiler. Şimdi ben burada bir şeyi yanlış yaptım galiba. Tekrar bakayım. İklim şartlarını hangilerinin etkisinin insanlar tarafından artırılması, besin zincirinin halkalarını oluşturan canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir. Şimdi i̇klim şartlarının artırılması canlıyı değiştirebilir. Besin miktarının artırılması diğer canlıları da He, besin miktarını da alacağız. Neden arkadaşlar? Şimdi aklıma geldi. Mesela diyelim ki ben bir üstteki hani şurada bir şey vardı ya oradan örnek vereyim bir dakika hemen açıyorum Heh. Mesela burada ben işte farelerin besin miktarını artırdım Farelerin besin miktarını artırmak yani fareleri artırmak daha doğrusu Çekirgeleri ne yapar azaltır mı azaltır bakın herhangi birini etkiledi mi etkiledi O zaman bu da besin miktarını yine herhangi birinin sayısını azaltabilir Dolayısıyla cevabımız eşlikli olacak Gelelim 18. soruya Aynı biyomda yaşayan bir komünitedeki tüm canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Şimdi bir komüniteyi düşüneceğiz. Komünitede arkadaşlar farklı popülasyondan bireyler var. Karbondioksit özümlemesi ortak olmayabilir. Çünkü ototrof olanlar var, heterotrof olanlar var. İnorganik madde oksitlenmesi bunu kemosentez yapanlar yapar. E, ortak değildir. Oksijenli solunumla ATP sentezi, e, oksijensiz solunum yapan var. Bu da ortak değildir. Hücre dışı sindirim yapma. Buna ayrıştırıcılar yapar arkadaşlar. Diğer canlılar e, hücre dışı sindirim e, yapmayabilirler. Defosforilasyon. Defosforilasyon nedir? ATP'nin yıkımıdır. Bir canlı ATP'yi mutlaka yıkar arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne şıkkı ortaktır. Gelelim 19. sorumuza. Şöyle 19 diyelim. Aşağıda bir ekosistemden seçilmiş 4 canlının resimleri verilmiştir. Bu canlılarla ilgili hangisi yanlıştır? Besin zinciri oluşması için sıralama 1, 4, 2, 3 şeklinde demiş. 1, 4, 2, 3. Evet arkadaşlar doğrudur. Bu besin zincirinde biyolojik birikimin en çok olduğu can 3'tür. Evet bakın en yukarıda kim var? 3 numara var. Doğru. İkinci canlının sayısı artarken dördüncü canlı sayısı azalır. Bakın 2 artarsa 2 4 ile beslendiği için 4 azalır. Dördüncü canlı azalır. Üçüncü canlı ne yapar? Artar demiş. Şimdi 2, 2 3'te kimle besleniyor? Yılanla besleniyor. Dolayısıyla ne olacak? O da artacak. Doğrudur. 1, 2, 3 ve 4. canlıların ölümünden sonra ayrıştırıcılar görev alır. Doğru arkadaşlar. Bu canlılar farklı ekosistemlerde yaşayamaz. Yaşayabilirler arkadaşlar. Yani eğer uygun bir ekosistem, uygun bir ortam varsa yaşayabilirler. Cevabımız edirne şıkkı olur. Gelelim 20. sorumuza. Dünya genelinde doğal ortamların ve biyoçeşitlerin sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike kentleşmedir. Bu durum verilenlerden hangisine neden olmaktadır? Doğal yaşam alanlarının düzeninin bozulması Evet kentleşme bozar bunu. Nüfusun artmasıyla doğal kaynakların tükenmesi bu da yine olur. Nüfus artışını yeni iş imkanları sağlaması. Bu arkadaşlar bununla bilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Gelelim 21. soruya. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir? Volkanik patlamalar, laktik asit fermentasyonu, ayrıştırıcıların faaliyetleri, fosil yakıt, yakıtların kullanılması, bitki ve hayvanların solunumu. Arkadaşlar solunum katkı sağlar. Volkanik patlamalar katkı sağlar. Yine ayrıştırıcılar atmosfere karbon verebilir sağlar. Fosil yakıtlar mesela kömür, linyit gibi e, maddelerin yakılması yine ne yapar atmosfere karbon verir ama laktik asit fermentasyonunda karbondioksit üretilmez. Bu yüzden de karbon kaynağı değildir arkadaşlar. Gelelim 22. soruya. 22 yazalım. Diyor ki yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olayları gerçekleştiren canlılar ile ilgili hangisi ortak olabilir? Şimdi bu canlıları bir yazalım. Arkadaşlar bakın bitki, hayvan, Eee ne üretiyor? Bitki ve hayvan atık üretiyor değil mi? Bu atıkları ayrıştıran, amonya dönüştüren hangi canlıdır? Tabii ki ayrıştırıcılardır. O zaman iki numara ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı. Atmosferdeki azot gazını bağlayan neydi? Rizobium bakterileri. Bir numara rizobium bakterisi. Sonra NH3'ü NO2'ye dönüştüren neydi? Nitrit bakterisi. Nitriti nitrata dönüştüren de nitrat bakterisiydi arkadaşlar. Nitratı atmosfere veren de denitrifikasyon bakterileridir. Denitrifikasyon bakterileri. için bakalım. Fotosentez yapma hayır ortak değil. Prokaryot hücre yapısına sahip olma ayrıştırıcılar mesela mantarlar olabilir. Prokaryot değildirler. Heterotrof beslenme. Arkadaşlar ee, heterotrof beslenme olayı mesela nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapıyor. Heterotrof değildirler. Çok hücreli olma, çok hücreli olma da arkadaşlar yine ortak değildir. Çünkü mesela bakteriler tek hücrelidir. Atmosferik azotu aynı yönlü etki etme. Şimdi birisi atmosferik azotu azaltırken diğeri ne yapıyor? Artırıyor. Bu da değil. Bakın aynı olabilir dediği için aslında şunu alabiliriz. Şunlar gitti. Prokaryot hücre yapısına sahip olma olayı olabilir. Neden olabilir? Şimdi olabilir diyor. Kesinlik bize sormuyor. Ben mesela Nitrit bakterisi, nitrat bakterisi, rizobiyum bakterisi, denitrifikasyon bakterisi bunlar zaten prokaryot. Ama ayrıştırıcılar bakteriler de olabilir, mantarlar da olabilir. Eğer ben bunları da bakteriler olarak alırsam prokaryot hücre yapısına sahip canlılar olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlik sormadığı için bunu kabul edebiliyorum. Gelelim 23. sorumuza. Aşağıda diyor nitrifikasyonda oluşan moleküllerin zaman içinde değişimi grafiği verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken moleküller hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakın 2 numaraya baktığınız zaman toprakta bir sürü artıyor sonra azalıyor. O zaman bu nedir biliyor musunuz? NO3'tür. Yani nitrattır. 2 numara nitrat olacak. Pardon bir dakika. 2 numara amonyak olacak. Neden amonyak arkadaşlar? Çünkü 2 numara Hani ayrıştırıcılar ne yapıyor? Amonya artırıyorlar ya. Sonrasında nitrit bakterileri bunu nitrite dönüştürüyorlar. Dolayısıyla 2 numara ne olacak? Amonyak olacak. Gelelim 3 ve 1 numaraya. Arkadaşlar 1 numarada topraktaki miktarı azalıyor. O zaman ne olur? NO2 olur mu? Olur değil mi? NO2 olur arkadaşlar. Nitrittir bu. Nitrit azalıyor. Nitrit azaldığı zaman ne artıyor? Nitrat artıyor. Dolayısıyla 3 numarada nitrat olacak. Cevabımız denizli şıkkı olur. 24. soruya gelelim. Bazı bakteriler toprak için zararlı olan amonya yararlı azot tuzlarına dönüştürür. Bu sırada açığa çıkan kimyasal bağ enerjisini kullanarak kendi besinlerini sentezler. Bu bakteriler için diyor hangileri doğrudur? Kemosentez yapmaktadırlar. Arkadaşlar kimyasal enerjiyi kendi bağ enerjisini kullanarak kendi besini sentezliyorsa bu canlı kemosentez yapıyordur. Doğru. Prokaryot hücre yapısına sahiptir. Kemosentez yapan canlılar kesinlikle prokaryottur doğru. Azotun tekrardan atmosfere dönmesini sağlar. Hayır bunlar toprağa azot bağlıyorlar arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim 25'e. Ekosistemde su döngüsü ile ilgili hangisi yanlıştır? Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Doğru arkadaşlar. Bitkiler terleme ile su döngüsüne katılır. Doğru. Toprağa sızan su Yeraltı sularının oluşmasını sağlar. Evet. Suya karışan ağır metaller buharlaşma ile atmosfere verilir. Arkadaşlar ağır metaller buharlaşamazlar. Dolayısıyla bu yanlış. Atmosferdeki su buharı yağmur, kar ve dolu şeklinde toprağa iner. Bu da doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 26. soru. Diyor ki doğal bir ekosistemin sürdürüle, sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygulamalarından hangileri gerçekleştirilmelidir? Sürdürülebilirlik için. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması evet. Otlak ve meraların korunması için yasaların çıkarılması evet. Fosil yakıtların kullanımının artması. Şimdi fosil yakıtları kullanırsak biz atmosfere karbondioksit veriyoruz çok sayıda. Dolayısıyla arkadaşlar bu da sürdürülebilirliği olumsuz etkiler. O yüzden bunu alamam. Cevabımız Ceyhan şıkkı 1 ve 2 olur. 27. soruya gelelim. Şekil sorusu 27. Diyor ki yukarıda şematik olarak verilen su döngüsüne ait 1-2-3 nolu yer, 1 ve 2 nolu yerle de ne yazılmalıdır? Arkadaşlar bakın. E, buharlaşarak yüzeye çıkmış. Bakın 2 numaralı olay nedir? Buharlaşarak yukarı çıkmış pardon bulutları oluşturmuş. 2, 2 numara nedir? Yoğunlaşmadır veya buharlaşma diyebiliriz aslında. 1 numara nedir arkadaşlar? 1 numara da ee, yoğunlaşma yani aşağıya doğru inme olayıdır arkadaşlar ee, akış olayıdır dolayısıyla ne olacak buharlaşma ve yoğunlaşma olacak cevabımız şıkkı olur. Değil mi? Evet doğru yaptık tamam doğru. Gelelim 28. soruya hayvanlar tarafından tüketilen su verilenlerden hangileriyle tekrar atmosfere geri döner? Arkadaşlar biz su tükettiğimiz zaman bunu terleme yoluyla atmosfere veririz. Solunum yoluyla da atmosfere veririz. Yani nefes verdiğimiz zaman ne olur? Ee, su buharını dışarıya veriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar suyu atmosfere vermiş oluyoruz. Ama hayvanlar fotosentez yapamazlar. Cevabımız 1 ve 2 C hanslık olur. 29. soru. Tarım alanlarındaki verimin düşmesinde hangisinin etkisi yoktur? Fosil yakıtlar, tarım ilaçları, kimyasal gübre, ıslah çalışmaları, yanlış sulama teknikleri. Arkadaşlar, bakın fosil yakıtların etkisi var. Tarım ilaçlarının etkisi var. Kimyasal gübrelerin etkisi var. Yanlış sulama tekniklerinin de etkisi var ama ıslah çalışması demek iyileştirme çalışması demektir. İyileştirme. Dolayısıyla iyileştirmenin olumlu etkisi vardır. E, verimli verimin düşmesine etkisi yoktur arkadaşlar. Gelelim 30. sorumuza. Artık son sorulara geldik. 30. Bir ekosistemde gibi durumlara bağlı olarak ekolojik denge bozulur diyor. Buna göre ekolojik dengenin bozulmasında hangisinin etkisi diğerlerine göre en fazladır diyor. Şimdi ağaçların kesilmesi, suların kirletilmesi, kimyasalların kullanılması arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Ekolojik dengeyi bozuyor. Türkiye hangisinin etkisi Ekolojik dengenin bozulmasında en fazladır tabii ki burada üzülerek söylüyorum. insanların etkisi arkadaşlar en fazla olacak. Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde. Bu arada kaçıncı soru oluyor? 31. soru. Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde diyor verilenlerden hangilerine neden olduğu için bozulmalara sebep olabilir? Hayatımızı kolaylaştıran makinelerin icadı daha çok enerji kullanımına neden olmuştur. Doğru arkadaşlar. Bu sebe e ekoloji bozulmasına sebep olur. Teknolojik araçların kullanımı doğada geri dönüşüme olmayan zararlara yol açmaktadır. Evet. Yeni teknolojik çalışmalar ve buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır. E, hayatımızı kolaylaştırıyor arkadaşlar. E, bozulmaya da sebep oluyor. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız edineşik olur. Son sorumuz. 32. sorumuz. Diyor ki çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlılığın ve yer devam ettirme. Devam ettirme demek sürdürülebilirlik demektir arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet böylece sonuna geldik. Umarım sınavınızdan çok yüksek alırsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.